Antalya'mız atamızın söylediği gibi hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri. Bir taraftan verimli topraklar, tarım, bir taraftan da turizm var tabii ki. Avrupa'da birinci sırada il olarak Antalya. Verimli topraklar dolayısıyla da Antalya'mız tarımın da başkenti. %50'ye yakın üretim Antalya'mızdan ülkemize ve yurt dışına ihracat da yapılır. Bu anlamda biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yerelden kalkınmayla 5 yıl süre içerisinde bütün üreticilerimize her türlü tohum dahil, fide dahil yapmamız gereken ne varsa onları yapmaya çalıştık. Ve bunun yanında birçok GES'lerle ilgili tarımsal sulama, bahçeyi sulamayı önlüyoruz. Ama GES'lerle ilgili vatandaşlarımıza %85'e varan enerji desteği yapıyoruz. Şu anda yani 1 milyon lira gelen elektrik parasını 850 bin lirasını ödüyoruz. Yani 1 milyon gelen elektrik parasının 850'sini Büyükşehir Belediyesi olarak kaplıyoruz. Bunun yanında bir taraftan bu tarımsal anlamda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ata tohumu yapıyoruz, onlara tohum dağıtıyoruz, üretiyoruz. Ve bunun samanları örnek veriyorum, hayvancılıkla uğraşanlara yem desteğimiz var. Ama bir taraftan halk suyu, halk eti yaptık. Şimdi süt sadece 30 bin üzerinde çocukların süt ihtiyacını karşılamamız önemli. Ama o sütü Torosların eteklerindeki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızdan alıyorum. O bakımdan yani hep geri dönüşümü var. Ve yerelden kalkınmayla ilgili Türkiye'de ilk sıralardayız. Ve bunun yanında bütün vahşi sulamayı önlüyoruz. Bir taraftan boru desteği, vana desteği, bir taraftan da sizlerin de gördüğü gibi gittiğimiz bütün ilçelerde büyük bir ilgi alaka var. Çünkü ben kendim de cam seralardan çıkmış narenciye bahçesi olan birisiyim. Harma makinesi bile çalıştırmış birisiyim. O anlamda ayrımız gayrımız yok. Bütün köylümüz, kentlimiz, yörüklerimiz, Antalya yörük diyarı bir taraftan. Bir taraftan atasporun severler. Hepsi bir arada bütün vatandaşlarımızın memnuniyeti için milletimizin parasını milletimize harcamaya devam ediyoruz. Zaman zaman siyasiler seçim zamanı köylüyü, üreticiyi hatırlayabilirler. Ama mazot ben belediye başkanı olduğumda 6 liraydı. Şimdi 46 lira olmuş. Mazotu, gübresi, yani ulaşım sektöründeki otobüsçüsü, taksicisi, nakliyatçısı hepsi birden ekonomik kriz içerisinde. 3 liraya aldığımız şeker şimdi 40 lira oldu. Yani 5 yıl arada oldu bu. Emekliniz 10 bin lira maaş alıyor, asgari ücret bile alamıyor. Yani şu anda vatandaşımız çok büyük ekonomik sıkıntı içerisinde. Biz sosyal belediyecilikle ilgili bir taraftan Türkiye'nin en ucuz suyunu 5 ton su 1 ekmek parası dedik. Şimdi ekmek 10 lira oldu. Bizde hala su 7 liradır. 5 ton su öğrencimize ücretsiz. Şimdi 10 tona çıkardık onu gibi. Mesela sosyal yardımlar, vatandaşlarımız yardım alan, sosyal yardım alanların 10 ton suyunu ücretsiz yaptık. Ayrıca öğrencimiz bizim geleceğimizin teminatı. 5 ton suyu 10 ton yaptık. Engelli kardeşlerimizin %10 indirimi olanı %40'a çıkardık. Yani kısacası bütün vatandaşlarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize hepsinin mutlu olacağı şekilde birçok projeleri gerçekleştiriyoruz. Yani bütün amacımız seçimlerde de hep şunu söylüyorum. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, al bayrağımıza sahip çıkan, cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan ve atamızın devrimlerine inanan, yolunda yürüyen herkesin, AK Partili'nin, ülkücülerin, bütün vatandaşların oyuna talibiz. Yani biz Antalya'da ittifakı kurduk. Tüm zaten benim seçim sloganım, herkesin başkanı olarak yola devam edeceğiz. Yaşanan bütün olumsuzlukları, ayrıca siyasi baskıları dahi bahane etmedik. Biz bu işe talip olduk. 25 yıllık başarı hikayem beni Büyükşehir Belediyesi'ne taşıdı ve ben de vatandaşlarımızdan aldığımız oyları helal ettiriyorum, helalleşiyorum onlarla. Hep söylediğim şudur. Önce bizi aday edenlere teşekkür ettim. Sonra oy verenlere teşekkür ettim. Sonra da oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımızı, kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi söyledik. Biz de bu yolda aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Diyoruz ki azimle, gururla 5 yıl daha Antalyalı'ya hizmet edeceğiz. Biz halka hizmeti, hakka hizmet biliriz. Kimsenin siyasi görüşü, düşüncesi için çalışmıyoruz. Bütün vatandaşımız için çalışıyoruz. Onu da zaten sizlerin de gördüğü gibi bütün vatandaşımız dağda, bayırda,
köyde, kentte, her yerde bizi bağrına basıyorlar. Tabii 4 tane bakanın da açıklamasıyla biliyorsunuz bugüne kadar altın portakalı özelleştiricisine, uluslararası taşıdılar, kısa metraj, uzun metrajı kaldırdılar. Altın portakalları siyaha boyadılar. Son biz özüne döndürdük. Kortejleriyle, at arabasıyla gelip sinema artistleri izlediğimiz günlerden özlem içerisinde onu özüne döndürdük. 10 bin kişiler de açtık. Şimdi de bütün siyasi şeyleri tam seçim önüne geldi diye 60. Altın Portakal'ı yaptırmadılar. Hiç sıkılmadan da bazı bahaneler de uydurdular ama her şeye rağmen 60. Altın Portakal'ı Allah'ın izniyle tüm vatandaşımızın desteğiyle 31 Mart'tan sonra yine Muhittin Böcek olarak biz yapacağız. Azimle gururla kazanacağız Antalya.